Kanalıma hoş geldiniz. Şimdiden kanalıma abone olup o yandaki zil ya da çan tuşuna basarak da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden videoyu beğenmeyi unutmayın ve bugün sizlerle serimin ikinci videosu olan, daha doğrusu alıntı serisinin ikinci videosu olan alıntı 2 ile beraberiz. Çok açıklayıcı bir video oldu. Şu an kendimi alkışlıyorum. Alıntıyı zaten biliyorsunuz ama yine de kısa bir özet geçeyim. Okuduğum kitaplardan hoşuma giden kısımları çiziyorum ve bu çizdiğim kısımları da, yani beni etkileyen, böyle bir içimde bir elektriğe ve böyle üzüntüye, sevince, heyecana şey olan, sebep olan şeyleri çiziyorum ve bunları da bu bölümde sizinle paylaşıyorum. Şöyle, bugün çok kısacık bir şeyimiz var ama şimdi benim çok konuşkan bir insan olduğum için, hiç susmadığım için bu kısacık şeyi kaç saatte bitiririz bilmiyorum. Serimizin ilk videosu hatırladığım kadarıyla 19 dakikaydı ama ne yapabilirim yani. Kendi kendime konuşmak hoşuma gidiyor ve yani sohbette çok güzel bir insanım. Konu konuyu açıyor, yapacak bir şey yok. Bu arada kitapların isimlerini de size söyleyeceğim. Hani eğer hoşunuza giderse, siz de etkilenirseniz, kitabın devamını, tamamını okumak istiyorsanız da kitapları satın alabilirsiniz. Şu an ilk bahsedeceğimiz, konuşacağımız kitabın ismi Tek Kişilik Paris Seyahati. Jojo Moyes'un kitabı ve Pegasus yayınlarına ait. Bugün bir fazla bir enerjim çok hoşuma gitti. Her neyse. İlk ele alacağımız şey de diyor ki, aslında nerede üşümüyordu ama onun montunu giymek hoşuna gitmişti. Bu arada beraber yorumluyoruz. Hani ben bu şeyleri bana çağrıştırdığı şeyleri söyleyeceğim. Öyle konuşacağız işte. Hani böyle bazen olur ya, ya birilerinin bir şeylerini taşımak çok hoşunuza gider. İşte sevdiğiniz birinin montu, birinin işte yüzüğü, kolyesi, kitabı bile. Birinin, değer verdiğiniz birinin bir parçasını yanınıza taşımak sanki o da sizinleymiş gibi hissi uyandırıyor bence. Ve bence bu çok tatlı bir şey. Bana da oluyor arada bir. Böyle ne bileyim, bir arkadaşımın kitabı falan bende kalsın ve çok böyle o kitaba bakınca o aklıma geliyor ve sanki o da benimleymiş gibi hissediyorum. Hani öyle bazen arkadaşlarımın böyle değer verdiğim kişilerin eşyalarıyla çok konuşmuşluğum var. Bu benim bir psikopat olduğum anlamına mı geliyor, yoksa gerçekten böyle içimizde tatlış bir şeyler uyanıyor mu, bu herkesin böyle oluyor bilmiyorum. Benim psikopatlığım da olabilir, bu hiç önemli değil. Diğeri diyor ki, bundan sonra ne olacağına dair hiçbir fikri yoktu. Bu oldukça heyecan vericiydi. Hepimizin böyle bir sınırları var ve o sınırları aşmaya korkuyoruz. Ha, birinin bir sınırı olur, karşıdaki kişi onun o sınırını aşmamalı. Ondan bahsetmiyorum. Sadece kendinin, yani kişinin kendine koyduğu sınırlar var ve o sınırlar aslında o kişinin böyle güvenli bölgesini çiziyor ve o güvenli bölgeden dışarı adım atmaya korkuyoruz. Ama aslında hayat bu. Her zaman bizim planladığımız gibi işlemez ki. Eğer her şey bizim planladığımız gibi olsaydı, hiçbir aksilik olmasaydı, hiç böyle bir anda olan güzellikler olmasaydı eğer, bu hayatın bence bir anlamı kalmazdı. Yani eğer mesela geleceği bilseydik, işte nerede ne olacak, nasıl ne ilerleyecek, kimle tanışacağız, kim bizi üzecek bilseydik eğer, bence hayatın hiçbir anlamı olmazdı. Mesela sen birini ilk gördüğünde o kişinin sana neler yaşatacağını bilsen, o kişinin seni çok üzeceğini bilsen, ona yaklaşmazsın belki de. Ona göre tavır alırsın. Ona göre kendini ondan uzaklaştırırsın. Ama mesela biriyle işte bir şey yaşadığında, iyisiyle kötüsüyle bir şeyler öğreniyorsun. Eğer sen hiç düşmezsen kalkmayı öğrenemezsin ki. Yani yürümezsen koşmayı öğrenemezsin. Düşerek kalka öğreniyorsun bir şeyleri. Birileri senin canını yaktıkça sen gerçekleri anlıyorsun. Herkese güvenmemen gerektiğini anlıyorsun. Herkese hemen böyle sorgulamadan böyle elini uzatmaman gerektiğini anlıyorsun. Bir mesafe alıyorsun. Böyle yaşanmışlıklar sayesinde aslında belli bir noktaya geliyorsun. Nereden nereye geldim ben? Her neyse. Diğer şeyi söylüyorum. Bence tam da bu kadınsın İngiliz'den. Kim olmayı tercih ediyorsan olsun. Ben mesela şeye çok katılmıyorum. Diyorlar ya sen çok değişmişsin falan. Yani böyle sanki
hep aynı yerde saymamız gerekiyormuş gibi söylüyorlar. Hani bu şey gibi değil, hani böyle bir insan bir anda böyle size bir tavır alır. Çok iyisinizdir. Bir anda size kötü davranmaya başlar ve dersin ki sen çok değişmişsin. Bundan bahsetmiyorum. Ama bizi yargılıyorlar ya, hani böyle işte bir iki ay geçmiş üstünden. Yine aynısın. Aslında sen aynı kişisin. Ama böyle derler ya, bir şeyler olmuş işte, sen çok değişmişsin. Sen eskiden böyle değildin diye. Ya da hani bir insanı değiştiği için suçlarlar ya. Niye değiştin falan filan. Eskiden böyle yapmıyordun. Hani ne oldu hani? Sanki onlar çok masummuş da sen değişmişsin gibi konuşuyorlar ya. Bence her insan her zaman değişiyor. Ben her saniye değişiyorum. Çünkü her zaman bir şeyler öğreniyorum, bir şeyler yaşıyorum ve o şeyler beni iyi de olsa kötü de olsa değiştiriyor. Kimse aynı başlangıç noktasında kalmaz ki. Herkes yani ilerler bir şekilde. Hani bu iyi anlamda da olur, kötü anlamda da olur ama ilerlersin bir şekilde, hani değişirsin. Kimse bıraktığın gibi kalmaz ya, yani bir şeyler yaşar. Yani sen birini bir odaya hapsetmediğin sürece o kişi değişir, ki bence o kişiyi o odaya hapsetsen bile değişir. Çünkü insanlar hapishaneye girip çıkıyor ve hani değişirler ya böyle. Bilmiyorum, hiç öyle bir şey yaşamadım ama öyle oluyor filmlerde falan. Bir insan kendiyle baş başa kaldığında bile çok değişiyor. Mesela karantinadan önceki benle karantinadan sonraki ben arasında bence çok fark var. Çünkü çok düşünme zamanım oldu. Çok karantinada da olsa bir şeyler yaşadım, dost kazığı falan filan. Hani böyle büyümek zorunda kalıyorsun, olgunlaşmak zorunda kalıyorsun ve herkes değişiyor aslında. Hani bazen gözle görülebilecek değişiklikler oluyor. Anlıyorsun değiştiğini, bazen anlayamıyorsun. O yüzden bence birilerinin değiştiği için şey yapamazsın ve sen ne istiyorsan olsun. Gerektiğinde kıskançsın, gerektiğinde iyi birisin, gerektiğinde kötü birisin. Yani herkes mükemmel değil ki, bazen de çok vicdansız olabiliyorsun çünkü seni o noktaya getiriyorlar. Bazen çok iyimser oluyorsun. Yani çok böyle sanki böyle şey hani ölmüşsün de aman ne olacak, öteki taraf da var ya falan, hani böyle çok iyimser oluyorsun, hep bardağın dolu tarafından bakıyorsun. Bazen çok karamsar oluyorsun. Ya sen ne olmak istiyorsun olsun aslında. Bazen çok bakımlısın, bazen çok böyle elini kolunu kıpırdatacak halin yok. Bazen mesela ben bayağıdır kırmızı ruj sürmüyordum. Bazen sürüyorum, bazen sürmüyorum. Ne olmak istiyorsan olsun, nasıl yaşamak istiyorsan olsun bence. Çok güzel, çok güzel konuşuyorum ben bu seriyi çok sevdim. Şimdi bir kitap değişikliği yapıyoruz. Bu kitabımız burada bitiyor. Diğer kitabımız Amber'in Zaman Kapsülü. Figen Gülü yazmış ve Tudem Yayınları'nın bu kitap. Diyor ki, dersler yemek vermediğim zaman bana kendini sevdirmeyen bahçedeki kedilere benziyordu. Birkaç gün ilgisiz kalmak bile başarısız öğrenci olma yolunda atılan çok büyük bir adımdı. Bu burada derslerden örnek vermiş ama ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Yani en basit bir şeyde bile bir şeyi böyle çok iyi de olsanız, o şeyi bir boşladığınızda böyle yavaş 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 siz fark etmeden aşağı doğru iniyor. Ve bir açıyorsunuz gözünüzü. Diyorsunuz ki ben artık bu işi eskisi kadar iyi yapamıyorum. Bu mesela YouTube'da da öyle. Ben YouTube'da işte bir ara çok eskiden işte dedim 2,5 yıl falan oluyor diye. Böyle daha liseye yeni geçiyordum. Şu an lise 3'e geçiyorum. Ne kadar yaşlanmışım. Böyle atıyordum, her hafta video atıyordum. Çok iyiydi, çok güzeldi. Bir şeyler oldu, ne olduğunu bile hatırlamıyorum yani. O kadar gereksiz bir şey olmuş demek ki. Okul falan girdi araya sanırım. Saldım. Ama çok iyiydi aslında izlenmelerim. Böyle çok güzeldi, çok güzel yorumlar alıyordum. Saldım. Sonra yavaş yavaş ben fark etmeden sanıyorum ki ben her şey aynı yerinde sayıyor. Ya da gittikçe yükseliyor falan diye düşünüyorum. Bir açtım baktım izlenmeler falan nasıl? Çok kötüydü. Aşırı düşmüştü. Yani böyle çok moralim bozuldu. Sonra böyle hadi böyle eski haline getirelim dedim, bir video attım. Baktım hani o da az izleniyor. Neden? Çünkü o şeyi bozduk ya, düzeni. Ya bir şeye çok emek verince o bir yerlere geliyor. O emeği kesmiştim. Sonra bir daha attım. O da işte iyi izlenmedi. Moralim bozuldu. Çünkü bir şey yaptığında karşılığını hemen almak istiyorsun. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışılır. O da böyle bir düştü. Böyle bütün hevesim gitti. Sonra işte karantinada yine böyle ara ara attım kestim attım kestim. Karantina döneminde dedim ki ben YouTube'u seviyorum. Orada böyle bir şekilde bir tane de olsa güzel yorumlar benim hoşuma gidiyor. Beni motive ediyor. Ki YouTube sayesinde böyle tanıştığım böyle çok tatlı kişiler de var. Böyle beni de motive ediyor ve ben bunu yapacağım. Gerçekten istiyorum. En azından arkamda anı bırakmayı istiyorum. YouTube'a belki de başlamanın en önemli sebebi de bu olabilir. Arkamda bir anı bırakmak. Geçmişe bakıp, aa işte bugün
Aa, bugün hatırlıyorum. Bu videoyu işte çekmeden önce şunlar olmuştu. Bu işte üstümdeki bu kıyafeti bana annem almıştı da alırken şöyle şöyle olmuştu. O videoyu açtığımda direkt o videonun günü böyle aklımda böyle canlanıyor. O gün ne yapmıştım, nelere gitmiştim, hepsi aklımda canlanıyor. Ve dedim ki evet, ben bu YouTube'u yapmak istiyorum ve devam edeceğim. Asla hani tamam, anında karşılığını almayabilirim. Moralim bozulabilir ama bırakmayacağım dedim. Hep devamlı devamlı her hafta muhakkak atacağım dedim. Şu an böyle bayağıdır 3-4 aydır işte karantina başlarına başlamıştım. 3-4 aydır düzenli olarak video atıyorum, haftada bir en az. Ve böyle eski haline geldi yani, şu an izlenmeler böyle daha yeni yeni rayına oturuyor ve böyle yeni yeni böyle mutlu oluyorum, anladınız mı? Şu an mesela o kadar enerjim, o kadar mutluyum ki, çünkü biliyorum bu videonun altına çok güzel yorumlar geleceğini. Tabii ki de kötü yorumlar geliyor ama yani hayatımın her aşamasında kötü şeylerle de karşılaştım. Ya sen bir şeyin, mesela atıyorum, karşında bir şey var ve o şeyi iyiye de çekebilirsin, kötüye de çekebilirsin. O şeyin ben sadece iyi kısmını alıyorum çünkü beni bu mutlu ediyor. Boşuna üzülmeme hiç gerek yok. O yüzden şöyle de düşünüyorum. Mesela bir kişi bana kötü yorum yapıyorsa eğer, hani o yazmak için bile en azından 10 saniyesini harcamış. Ve bence bu güzel bir şey. Çünkü bir dediğim gibi bir kum saati akıyor. Ömrümüz yavaş yavaş azalıyor. Ve o kişi hayatın 10 saniyesini sevdikleriyle geçirmek yerine bana bir yorum yazmış. İyi kötü fark etmez. Bu 10 saniyesini benim için harcamış ve teşekkür ederim. Kötü de olsa benim için hayatının bir bölümünü ayırmış sonuç olarak. Her şeye olumlu tarafından bakmak daha güzel. Ben bu arada şey kenara bıraktım, konuşuyorum. Yani en son ne dediğimi hatırlamıyorum. Kısaca özet bu yani. Başlıyorum bir şeyden, devam gelmiyor. Devam ediyorum. Diyor ki, yaptığımı ne kadar kötü bir şey olduğunu bilsem de pişman değildim. Bazen bir şeyleri yapmanız gerekir. O yol iyi tarafa da gidebilir, kötü tarafa da gidebilir. Ama bilirsiniz ki eğer yapmazsanız daha çok üzüleceksiniz. İçinizde böyle bir şey kalacak ve o içinizde kalacak o vicdan azabı bile, ay keşke yapsam mıydım falan şeyle yaşamak yerine siz diyorsunuz ki yapayım, içimde kalmasın, iyi de olur, kötü de olur, şans diyorsunuz. Ben hep böyle yapıyorum. Pişman oluyor muyum? Olmuyorum. Ama böyle çok kötü şey yaşamışlığım da var. Sıradaki şey, geçmiş zaman sürekli büyüyor. Zaman geçtikçe çoğalıyor. Geçmiş zaman. Ne oluyor? Ben baştan alıyorum. Bir saniye can şey yapamadım. Geçmiş zaman sürekli büyüyor. Zaman geçtikçe çoğalıyor geçmiş zaman. Mutluluklar ve mutsuzluklar var içinde geçmişin. Ve ne yaparsan yap değiştiremeyeceklerin var geçmiş zamanda. O yüzden bence geçmişi geçmiş olarak kabullenmemiz lazım. Yani pişmanlık yaşamamalıyız. Anlatabiliyor muyum? Keşke onu yapsaydım. Keşke öyle söylemeseydim. Artık çok geç. Onun pişmanlığını da içinde yaşayarak ne oluyor biliyor musun? Geçmişe takılı kalıyorsun. Mesela bir şey yapmaman gereken bir şeyi yapmışsın. Ya da yapman gereken bir şeyi yapmamışsın. Bir pişmanlık kalıyor içinde. O yüzden diyorum ya. Yani ne diyordum? O yüzden diyorum ya, ne? Bir şey demedim ki. Her neyse. O geçmişte sürekli yapsaydım ne olurdu, yapmasaydım ne olurdu diye düşüne düşüne geçmişte kalıyorsunuz ve siz geçmişte kalarak aslında geleceği kaçırıyorsunuz. Bu yüzden aslında bence geleceği çok düşünürsek de mesela geçmişi şimdikiyi kaçırıyoruz. Ne yapacağız? Geçmiş zamanda yaptığımız, yapmadığımız her şeyden bir ders alacağız ve anı yaşayacağız. Yani aynı hataları yapmamaya çalışacağız falan filan, ama kime ne anlatıyorum, aynı hatayı 1500 kere yapmış insanım. Her şeyin çok etkisinde kalıyorsun. Çok fazla düşünüyorsun. Sen niye böylesin diye bir şey alıntılamışım yine Amber'in zaman kapsülünden. Bu beni anlatıyor. Her şeyin aşırı 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 etkisinde kalıyorum. Ve her şeyi çok düşünüyorum. Ve her şeyi çok kafaya takıyorum. Ama ileride yani Allah göstermesin kanser manser olacağım o gidişle. Aşırı kafaya takıyorum. Anladınız mı? Ve takılmaması gereken şeyleri, mesela kafama takmam gereken şeyleri takmıyorum. Ve kafama takılmaması gereken saçma sapan şeyleri düşünüyorum. Mesela atıyorum ne atıyorum, ne diyeceğim şeyi unuttum şu an. Mesela tamam, onu isim vermeden anlatayım. Bir yerde oturuyoruz. Yakın olduğum bir yer ve kulağımda kulaklık var falan filan. Yemek de yememişiz, açız. Dedi ki yani biri tost mu yapsa falan filan dedi. Benim de kulağımda kulaklık var, tam duyamadım. Hani aslında anladım ne demek istediğini ama emin de olamadım.
Ben de hiç böyle hiçbir şey dememiş gibi devam ediyorum, hani hiç duymamış gibi davranıyorum. Hani dedim eğer bir şey olacaksa söyler bir daha. Söylemedi, ben o gün uyuyamadım. Acaba dedim keşke tost yapsa mıydım hani. Hani böyle bilmiyorum ya, onun vicdan azabını yaşadım. Tostun vicdan azabı nedir Allah aşkına ya? Bir tostu da kafana takmazsın, tamam mı? Ya da mesela bir şey oluyor. Cebimde mesela kağıt para var, işte atıyorum 5 liram var. Biri işte diyor ki işte hani bozuğunuz var mı falan filan, böyle bir şey almışım. Böyle hani 5 liranız var mı falan diyor. Hani ben size şu kadar daha vereyim oluyor ya kasada. Ben de diyorum ki mesela üşeniyorum çantamdan çıkarmaya, yok diyorum. Onun böyle akşam yatarken vicdan azabını çekiyorum. Ay diyorum keşke var mı deseydim acaba, hani neden öyle dedim ki? Ya bunun da vicdan azabını çekmezsin, tam bu kadar da saçma bir şey olamaz. Ya da bir film izliyorum. Çok etkisinde kalıyorum. Film rüyama giriyor. Bir çantayı beğeniyorum. Aşırı hoşuma gidiyor. Çanta rüyama giriyor. Sen çantasın. Kendine gel. Öyle bir tane çanta var benim rüyama girmişti. Böyle pembe çantayı bulursam size gösteririm ama şu an nerede bilmiyorum. Annem de o an yanımda param yoktu. Bir şeyden dolayı almamıştı bana o çantayı. Yarısı sabah dedim. Anne dedim benim o çantayı almam lazım ve tek kalmıştı. Anne dedim o çantayı gidip almamız lazım. Benim rüyalarıma giriyor. Ben iyi değilim. Hani o çantayı almam lazım falan filan. En son gittik böyle kalmamıştı. Başka bir mağazasına falan. Bayağı bir gün önce o çantayı arayıp almıştık. Ve şu an çanta dolapta duruyor mu? Bir haberim bile yok çantadan. Bu kadar ruh hastası, manyak saplantıları olan bir insanım ve bilmiyorum yani. Her neyse, bugünlük bu video bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olduysanız çok teşekkür ederim. Ben de böyle kafa açıkmış gibi git gel git gel yapıyorum sürekli. Kanalıma abone olduysanız abone olmayı unutmayın. Olmadı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 1.000 kişi olamadık, inşallah olacağız. Bir gün inanıyorum o günleri de başaracağımız günler gelecek. Bir de ben bu videoyu 10 yıl sonra falan izliyormuşum. Kanalım milyonluk oluyormuş. Vay be diyormuşum. O zaman da 1.000 kişi olmayı istemişim. Şu an 1 milyonum falan. O günleri görecek miyiz acaba? Çok merak ediyorum. Çok da boş yapıyorum. Farkındayım ama boş yapma hoşuma gidiyor. Videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kitap önerilerinizi, video önerilerinizi aşağıya yazın. Bye bye.